sonrasında Ermenistan'ın işgal altındaki Karabağ'ın 44 günlük destansı bir mücadeleyle işgalden kurtarışı, Karabağ'ın ana vatana katılışının yıl dönümü olarak kardeş Azerbaycan'ın bu özel gününü kutlamanın onurunu, mutluluğunu paylaşıyoruz. Değerli dostlarımız, değerli Azerbaycan severler, 30 yıla yakın bir tarihte Karabağ için adalet aradı. Dünyanın gözü önünde topraklarımız işgal edildi. İnsanlarımız kaçkına çöksüne dönüştürüldü. Kültür mirasımız darmadağın edildi. İnsanlarımız katledildi. Ama buna dünya göz yumdu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın hele 93. yılda Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar yerine getirilmemiş oldu. Ama Azerbaycan tek başına o kararı hayata geçirdi, torbaklarını işgaldan azad eledi. Bu 30 yıla yakın tarihte bütün programlarımızda bir diplomat olarak illerdir hemşe boynumuz kırılmasa da küçük kalmıştı Karabağımız olmadan. Ama Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Muhterem İlham Aliyev'in demir yumruk siyasetiyle Karabağ işgaldan azad etmesi bütün insanlarımızı, bütün Azerbaycan severler ve bütün Türk dünyasını sevindirmişti. Ve biz de bunun gururunu yaşamaktayız. Önce şunu ifade edeyim ki, sözlerin başında bu Karabağ Savaşı'nda Allah'ın şehadet şerbetini içen tüm askerlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bir yandan da elbette ki sivil vatandaşlar da var. Sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Burada gazilerimiz var. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an evvel sağlıklarına kavuşur. Tekrar hizmetlerine devam ederler. Şu bilinmeli ki biz Azerbaycan'la kardeş ülkeyiz. Bir milletiz, iki devletiz. Bu anlayışla birbirimiz olan bağlılığı, kardeşliği devam ettiriyoruz. Bu ileride devam edecek. Birileri şunu bilmeli ki bizler ayakta durdukça, birbirimize bağlı oldukça bizi yenecek, tarih sahnesinden silecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Değerli kardeşlerim, Türk milleti savaşçı bir millet. Biz asker bir milletiz. Ama emperyalist bir millet değiliz. Biz tarih boyunca bütün konuşmalarda olduğu gibi medeniyet götürdük, kültür götürdük, adalet götürdük gittiğimiz yerlere. Mümkün olduğu kadar kendi yağımızla kavrulduk, kendi kültürlerimizle kavrulduk. Bugün bu zafer süreci nereden başlıyor? Değerli dostlar, bu zafer süreci ta Malazgirt zaferinden başlıyor. Anadolu'nun ilk fethiyle başlıyor. İstanbul'un fethiyle devam ediyor. Alparslan'la, Fatih Sultan Mehmet'le, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, Kurtuluş Savaşı'yla birlikte devam ediyor. Yine 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içteki düşmanlara karşı, içimizdeki yani içerisinde olan insanlara karşı verdiğimizde çok değerli mücadele. Yine en son Karabağ'daki elde ettiğimiz zaferi çok önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz. Peki Karabağ'daki bir yıl önceki bizim zaferimizle, kardeş Can Azerbaycan'ın zaferiyle, Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan hadisede de ilk kim saldırdı? Biz değil. İlk saldıran yine Ermenistan'dı. Yani biz saldırmadık ama daha önce söylediğim boylarının ölçüsünü aldılar. Tabii büyük saklamalarını arzu ediyoruz. Hakikaten yakışmış. Mekan cennet olsun. Güler gülüşlü. Bir millet, iki devlet. Ama sayın Halim.
Ben buradayım.